Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 7 Ekim 2016 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi kapatıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılını Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri Erzincan Anadolu Lisesi'nde devam edecekler. Toplamda 24 dersliği olan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında 6 derslikte 100 öğrencisi olunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öğrencileri Erzincan Anadolu Lisesi'ne gönderildi. Okul öğrencilerinin başka okula naklinden şikayetçi olan öğrenci velisi Ömer Sarıgöl duruma tepkili. Şöyle anlatayım, benim çocuğum 4 yıldır, bu yıl dahil olmak üzere 4 yıldır bu okulda öğrenci. Şu anda dün ve bugün aldığımız haberlere göre Anadolu kısmının yeterli sayıda öğrencisi olmadığından dolayı Erzincan Lisesi ile birleştirilerek devam edeceği söylendi. Şimdi bizim çocuğumuz 4 yıldır bu okulda. Bu okuldaki eğiticilerinin ve hocalarının öğrencilerin psikolojik durumlarında az çok öğrencinin ne olduğunu biliyorlar. Şimdi gideceği yerde öğretmen öğrenci birbirini tanıya kadar zamanla öğrencinin psikolojik olarak kendini dışlamış hissedecek. Bu da eğer üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin ne kadar kendini etkileyeceğini takdiri herkes bilir. İkincisi, bu okulumuzun kapanması için eğer böyle bir şey vardıysa bunu yıllara sirayet ettirir. Yani bu sene mezundan sonra öğrenci almıyorsa gelen sene, yani 4 yıl içerisinde bu öğrencilere devamen bitene kadar devam ettirilip tekrar okulumuzda eğer öğrenci ihtiyacı yoksa kapatılabilirdi. Şimdi sadece Anadolu kısmında öğrenci yok diye bu öğrencilerin hayatı söz konusu, psikolojisi ne olacak? Oradaki arkadaş düzeyi ve oradaki iletişim nasıl olacak? Öğrenci-veli ilişkisi, öğrenci-öğretmen ilişkisi, öğretmen-veli ilişkisi birbirini tanıya kadar zaten okul sezonu bitmiş olacak. Öğrenci de üniversite hayatında ne kadar başarılı olacağını yani vatandaşın ve milletin takdirine bırakıyor. Bir veli olarak ben bundan üzüntü duyuyorum. Niye? Benim çocuğum yaz sezonu demeden devamlı okul, dershane bu üçgenine gitti ki kendine belirli bir yer yapsın diye. Ama hani bu demek değildir ki yani buradaki öğretmenler çok iyi, oradaki öğretmenler o kadar kötü, onu demek istemiyoruz. Sadece bizim istediğimiz öğrenci oraya adaptasyon meselesi olduğu için adapte olmada çok zorluk çekecekler. Öğrenci her zaman kendini orada ikinci sınıf bir öğrenci olarak göreceğini tahmin ediyorum. Bunun için de bilen yöneticilerimizden bizzat buna çözüm artık bu bakanlıktan çıkmış. Tabii ki biz de biliyoruz bakanlığın olayını değişemeyeceğini ama bunlar en azından velilerle bir hemdert olup paylaşılabilirdi. Biz duyarsız bir veli değiliz. Bu çocuklarımız yarın bizim geleceğimizin teminatı olacaklar. Takdiri yine halka bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Erzincan tanıtım günleri 15-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Erzincan tanıtım günleri 15-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Erzincan tanıtım günlerine hazırlanıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon yapılacak olan tanıtım günlerine esnafları davet etti. Evet değerli arkadaşlar, sizlerin de yakından takip ettiğiniz, bildiğiniz üzere 15-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Erzincan tanıtım günleri düzenlenecektir. Erzincan'ımızın yöresel ürünleri var. Bunları biz yeterince tanıtamıyoruz. Sadece bekliyoruz ki Erzincan'da gelsin, dışarıdan bizim ürünlerimizi alsınlar. Ama bu tanıtım günleri Erzincan'ımız için çok önemli. Esnafımız için, tüccarımız için çok önemli. Bunlara biraz daha değer vermemiz lazım. Biraz daha zaman ayırmamız lazım. Erzincan'ımızın turun peyniri var. Ankara'ya veya İstanbul'a, Türkiye'nin hangi yerine gidersen git, Erzincan turun peyniri bir marka olmuştur. Ama şu son günlerde bakıyoruz ki Erzincan turun peyniri artık eski özelliğini kaybetmiş. Bu da bizim peynirimizi iyi tanıtamadığımızdan kaynaklanıyor. Başka illerden Erzincan turun peyniri diye peynir getirip kötü peynirleri satıyorlar. Erzincan'da artık Tarım İl Müdürlüğü mü veya peynirciler, toplancılar mı bu işe önem vermeleri lazım. Yani bunlar bizim değerimiz, bunlar bizim markamız, bunları kaybetmememiz lazım. Onun için
Nasip olursa Ankara'da Erzincan'ın kaliteli ürünlerini götürerek güzel bir tanıtım yapmak istiyoruz. Erzincan'ımızın yine leblebisi var. Türkiye'de diyebilirim ki en iyi leblebilerden birisi ama tanıtımını iyi yapamıyoruz. Leblebimizi de nasip olursa bu sene Ankara'da tava leblebimizi tanıtacağız. Erzincan dönerimiz var. Erzincan döneri Türkiye'de belki de en iyi tatlardan, lezzetlerden birisi. Ama yine yeterince bunu da tanıtamıyoruz. Bu sene nasip olursa Ankara'da tanıtım günlerinde Erzincan dönerini de tanıtacağız. Erzincan'ın yöresel ürünleri çok arkadaşlar. Erzincan'ın bir fasulyesi var, Türkiye'de eşi benzeri yok. Ama Erzincan'da bile fasulye yiyeceğimiz bir lokanta bulamıyoruz maalesef. Kendi ürünümüzü pazarlayamıyoruz. Erzincan'da atıyorum 7 bin lira, 8 bin lira gibi bir fasulyeyi İstanbul'da, Ankara'da git 15-20 bin liraya bulamıyoruz. Yeterince götüremiyoruz, tanıtamıyoruz. Erzincan'ın yöresel köylülerimizin yaptığı el örgüleri, el işleri var. Bunları elimizden geldiği kadar bu tanıtım günlerinde tanıtmamız lazım. Bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim yöresel kıyafetlerimiz. Bu sene nasip olursa gel, tüm Erzincanlı hemşehrilerimizi, tüm bayan kardeşlerimizi, varsa ellerinde el iş, kendi Erzincan yöresel el işlemeleri, giysileri getirip orada tanıtalım. Bunu bir piyasa yapalım. Yani oturup kabuğumuza çekilip kalmayalım. Nasip olursa ben tüm hemşehrilerimizi, tüm esnafımızı 15-21 Kasım arası Ankara'da tanıtım günlerine bekliyoruz. Eğer gelmek isteyen esnafımız varsa gel, 15 Ekim 2016 tarihine kadar bizlere müracaat etmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim, kaç gün sürecek ve kaç standla bu tanıtım günü yapılacak? Bu tanıtım günlerinde esnaf sayısına göre standlarımızı yaptıracağız. 60'a yakın bir esnafımızı, tüccarımızı götürmeyi düşünüyoruz. Sayın seyirciler, Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Erzincan'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler kapsamında etkinlikler düzenleniyor. İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Spor Kulübü ve Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü'nün organizasyonu ile üniversite öğrencileri ve engelli çocuklar doyasıya eğlendiler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Rufai Yağcıoğlu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan öğrenciler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Rufai Yağcıoğlu düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ve Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli çocuklarımıza düzenli olarak bu tip eğlenceler düzenleniyor. Biz de öğrencilerimizin hem rehabilite olmaları hem de normal öğrencilerle bir arada bulunarak kendi engellerini unutabilmeleri ve neler yapabileceklerini, neler başarabileceklerini görmeleri için il müdürlüğü olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Engelli kardeşlerimiz burada çeşitli faaliyetler yapıyorlar. İp baskısı yaptılar bugün, balon patlatma etkinliği yaptılar. Şimdi karaoke etkinliği yapacaklar. Ve sürekli bu etkinliklerimiz artarak devam edecek. Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulüp Başkanı İlker Aktürk ise biz düzenli aralıklarla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Kafe'de bu tarz organizasyonlar gerçekleştiriyoruz dedi. Erzincan Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Kulübü'nün de başkanıyım. Biz düzenli aralıklarla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Kafe'de bu tarz organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonlar şu yüzden önemli. Ülkemizdeki engellilere olan farkındalığı arttırmak, onlarla beraber bir şeyler yapmak, onların da bir şeyler başarabildiğini görmek ve onlara da bunu gösterebilmek açısından bu organizasyonları il müdürlüğümüzün yetkilileriyle beraber düzenli aralıklarla düzenliyoruz. Biz Sosyal Hizmet Kulübü olarak bu engelliler konusunda çok ciddi önem veriyoruz.
Bugün burada Engels Kafe'de ip baskısı çalışması, ondan önce kum boyası çalışması yapmıştık. Ardından da balon patlatma çalışmasını gerçekleştirdik. Onun ardından da müzik eşliğinde onlarla dans ediyoruz. Zaten onların da en çok ihtiyaç duyduğu şey enerjilerini atmak, bunu biliyoruz. Bunun dışında çocuklarla engelleri bir araya getirerek engellerin amiyane tabirle onlara bir kötü bir şey gibi gösterilmiş o figürü yıkmaya çalışıyoruz. Burada engellilerle çocuklar az önce çok güzel bir şekilde dans ettiler. İnanıyorum ki bu çocuklar, engellilerle dans eden çocuklar gelecekte engellilere karşı daha hassas olacaklardır. Üniversite öğrencileri ise engellilere olan ön yargıyı kırmak istiyoruz. Engellileri hep beraber aşalım. Bizim kulüp olarak amacımız da bu, dediler. Öncelikle burada yapmak istediğimiz asıl amacımız toplumla birlikte engelleri aşmak istiyoruz. Oynayacağız. Arkadaşlarımızla böyle faaliyetlerde bulunuyoruz. Yeterli desteği almaya devam edersek etkinliklerimiz devam edecek. Çok mutluyuz. Sayın seyirciler, Erzincan'da Suriye'nin Halep kentinde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzincan'da Suriye'nin Halep kentinde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrasında sivil toplum örgütleri tarafından Cami-i Kebir Camii'nde Halep'te düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından açıklama yapılarak Halep'te ölenler için dua edildi. Kıymetli kardeşlerim, Halep'teki kardeşlerimize dua etmek maksadıyla burada bir araya geldik. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlı eylesin. Şehit olan kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalanlarının ve diğer Müslümanların Allah imkanlarını kolay eylesin. Amin. Allah için namaza Halep'te şehit olan bütün kardeşlerimiz için duaya, Efendimiz için salavata niyet ediyorum Allah rızası için kıyabi cenaze namazını kılmaya. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Usudaş, berberler esnafının pazar günlerinin açılıp açılmaması konusunda referanduma gidileceğini söyledi. Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Usudaş, berberler esnafının pazar günlerinin açılıp açılmaması konusunda referanduma gideceğini açıkladı. Sudaş, uzun yıllardır gündemimizi meşgul eden hafta tatili tartışmalarını nihayete erdirmek için referandum yapmaya karar verilmiştir, dedi. Kıymetli basın mensuplarımız, uzun yıllardır gündemimizi meşgul eden hafta tatili tartışmalarını nihayete erdirmek amacıyla ilimiz sınırları içerisinde Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı olarak iş yeri çalıştıran erkek berberleri, bayan kuaförleri, güzellik salonu, manikür, pedikürcülük ve ağdacılık mesleğini ifa eden üyelerimizin haftada bir gün tatil yapmak isteyip istemediklerini tespit etmek amacıyla referandum yapmaya karar verilmiştir. Odamız üyelerinin bu husustaki olumlu ya da olumsuz taleplerine oda yönetimi olarak kulak tıkamamızın doğru olmayacağı bilinmelidir. Üyelerimize karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla 11.10.2016 Salı günü sabah 9-16 saatleri arasında Esnaf Odalar Birliği toplantı salonunda sandık koyarak üyelerimizin haftada bir gün tatil yapmak isteyip istemediklerini oylayacağız. Hafta tatili yapmak isteyen veya istemeyen tüm üyelerimizin sorumlu davranarak referandum oylamasına mutlaka iştirak etmelerini, hafta tatili hususunda düşüncelerini, taleplerini sandığa hür iradeleriyle yansıtmalarını istiyoruz. Buradan çıkacak sonuca göre odamız çalışmalarına sağlıklı olarak yön verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.